Herkese hoş geldiniz diyoruz. Üçüncü gücümüz eşitliğimiz zirvesinde online söyleşilerimiz devam ediyor. Bu söyleşiler kapsamında bugün doçent doktor Özge Karadağ Çaman bizlerle birlikte. Kendisinden farklı noktalarda hem pandemide kadını anlarken bir yandan da onun başarılı iş yaşamı ile ilgili bilgiler alacağız. Öncelikle hoş geldiniz Özge Hanım. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Yavaş yavaş giriş yapacağız ama öncelikle birazcık sizleri tanımak isteriz. Bursa ile bağlantınızı biliyoruz. Bize Bursa ile başlayıp sonrasında Kaliforniya Üniversitesi'ne kadar giden kariyer ve eğitim yolculuğunuzdan biraz bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Belki çok kısaca bahsedebilirim. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür edeyim. Sonra da çok kısaca kendimden bahsedeyim. Aslında Ankara doğumluyum. Ama 4 yaşından itibaren anne babamın Bursa'ya taşınmasıyla ben de ilkokulu Bursa'da okudum. O zaman çok bilinen bir okul İnal Ertekin İlkokulu'nda okudum ve çocukluğumdan beri ansiklopedi okumayı seven, dünya atlasına bakmayı seven bir çocuktum. Ve hep aslında insanlar neden birlikte daha fazla değiller, özellikle ilkokul döneminde neden hep beraber bir masa etrafında akşamları oturmuyoruz gibi sorular sorardım. Onları hatırlıyorum. Aslında bu sorular benim bütün yaşamım boyunca etkili herhalde. Çünkü bütün bu yaşanan eşitsizlikler, adaletsizlikler, ayrımcılık, damgalama, bütün bunların insan eliyle yaratılıyor olması ve aslında değiştirilebilir olması çokça düşündüğüm konular ve beni bugünkü çalışma yaşamıma da getiren konular aslında. İlkokuldan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da Robert Kolej'de okudum. 7 yıl boyunca yatılı okudum. Ve her hafta sonu, her tatilde Bursa'ya geldim. Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okudum. İngilizce tıp bölümünü bitirdim. Yine hafta sonlarım, tatillerim hep Bursa'da geçti. Hatta tatillerde Uludağ Üniversitesi'nde çokça gönüllü çalıştım. Tıp fakültesinin çeşitli bölümlerinde, acilinde biraz deneyim kazanmak için. Ve bu öğrencilik döneminde Türk Tıp Öğrencileri Birliği, ardından Dünya Tıp Öğrencileri Birliği derken aslında halk sağlığı ile tanıştım. Halk sağlığı hocaları ile tanıştım. Ve daha küresel sağlık sorunları ile ilgili daha fazla öğrenmeye başladım. Ben hep şey diyorum, aslında hekimler için halk sağlığı ile çok haşır neşir olan özellikle öğrencilik döneminde insanlar için bir kere enfekte olunca bir daha o enfeksiyon ömür boyu sürüyor. Şeye dönemiyorsunuz bir türlü. Tabii ki pek çok klinik branş çok değerli ve çok gerekli. Ama o toplumun içinde çalışmaya başladıktan sonra insan orada kalmak istiyor. Yine çünkü çok multidisipliner çalışmak söz konusu. Halk sağlığında biz hem sosyal bilimcilerle hem çevre bilimcilerle, ekonomistlerle, psikologlarla, mühendislerle yani çok farklı gruplarla çalışıyoruz ve bana kalırsa insanı çok zenginleştiriyor bu anlamda. Ben o yüzden bu multidisipliner çalışma şeyini seviyorum. Cerrahpaşa'dan sonra Ankara'ya gittim ve bir dönem daha önceki çalışmalarla da beraber Birleşmiş Milletler Türkiye ofisinde önce staj yaptım. Sonra bir dönem çalıştım 2 yıla yakın bir süre çeşitli sağlık programlarında ve bu arada halk sağlığı eğitimimi de Hacettepe'de aldım. Londra Üniversitesi'nde sağlığı geliştirme üzerine uzaktan bir diploma programı tamamladım. Yine Hacettepe'de çalışmaya devam ettim öğretim görevlisi olarak. Toplamda da 12 yıl çalıştım. 2017 yılında doçentlik unvanını aldım. 2019'dan beri de Kolombiya Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışıyorum.
Özellikle sürdürülebilir kalkınma konusunda Birleşmiş Milletler Kuruluşlarına pek çok ülkeye danışmanlık yapan belki tanıyabileceğiniz Profesör Jeffrey Sachs var. Onun direktörlüğünü yaptığı Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'nde görevliyim. Profesör Sachs aynı zamanda SDSN olarak bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın da uluslararası direktörü. Ve ben de kendisiyle çeşitli konularda çalışıyorum ama en çok çalışma alanlarım birincisi Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de mülteci gençlerin sağlığını geliştirmeye yönelik bir projenin yürütücüleri arasındayım. Bunun dışında da pandemiyle birlikte tabii kurulan COVID-19 Uluslararası Komisyonu'nda görevliyim. Son zamanlarda da bir de yine Küresel Mutluluk Konseyi olarak bilinen, Global Happiness Council olarak bilinen bir konseye üye oldum, uzman olarak katıldım. Genel olarak böyle bir hikayem var. Çok güzel. Sizin aynı zamanda 2018 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi'ne genç lider hekim olarak davet edildiğinizi de biliyoruz ve bu anlamda hakikaten Türkiye'yi de gururlandıran ilk Türk akademisyen oldunuz orada konuşma yaparak. Bu zirveye davet edilmenizde hangi çalışmalarınız rol oynadı? Biraz onlardan bahsederseniz bizim için çok güzel olur. Tabii onu da kısaca anlatmam gerekirse, bu Dünya Sağlık Zirvesi her yıl Berlin'de yapılan, Ekim ayında yapılan bir zirve. Ve her yıl bu zirveye dünyadan 20 tane hekim davet ediliyor. Tabii ki katılım ülkelerin işte bakanları, özel sektörden, özel sağlık sektöründen pek çok yönetici, Birleşmiş Milletler'in üst düzey yöneticileri, çok değerli akademisyenlerin katıldığı bir zirve ama Genç Hekim Lider programı kapsamında dünyadan 20 hekim seçiliyor. Her ülkenin bilim akademileri ya da bazı seçilmiş üniversiteleri aracılığıyla hekim adayları öneriliyor zirveye. Ve uluslararası bir seçici kurul 20 ülkeden 20 hekim seçiyor. Bu programa Türkiye'den ilk seçilen, sanıyorum da şu ana kadar tek seçilen hekim olmuştum 2018 yılında. Ve bu 20 hekimden bir tanesi de zirvenin açılışında konuşmak üzere seçiliyor. Herkesin açılış konuşması hazırlaması isteniyor ve oraya bakarak bir seçim yapılıyor. Burada da hakikaten çok benim için çok önemli bir deneyim tabii. Bu 20 hekim arasından yine konuşma yapmak üzere de seçilmiştim 2018 yılında ve o açılış oturumu benim için çok önemli bir deneyim. Çünkü uzaydan bağlanan bir astronot vardı örneğin oturuma. Onun dışında kromozomlar üzerinde çalışmalarıyla Nobel alan Elizabeth Blackburn var. Çok değerli bir akademisyen. O vardı benden önce konuşan. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika direktörü, işte Almanya'nın Sağlık Bakanı, Pfizer'in bugün çokça konuştuğumuz CEO'su. Yunanlı CEO'su gibi çok önemli isimler vardı ve hepsiyle konuşma, tanışma imkanım olmuştu. Yine zirvede Dünya Sağlık Örgütü bugün de başkanı olan Tedros, yine onunla tanışma, konuşma imkanım oldu. Dolayısıyla hakikaten çok benim için önemli bir deneyimdi. Yine aşısı ile bugün konuştuğumuz Uğur Şahin de orada bir konuşma yapmıştı ve ben o zaman da kendisini çok takdir etmiştim çalışmaları ile. Bugün de güzel sonuçlarını görüyoruz o çalışmaların. Sanıyorum bu zirveye seçilmemdeki temel şey küresel konularda çalışıyor olmam. Çünkü sadece hasta tedavi etmek değil, aynı zamanda da küresel konularda da çalışan hekimlere öncelik veriyorlar seçimde. Dolayısıyla iklim değişikliği, çatışmalar, göç, antibiyotik direnci gibi tüm dünyayı ilgilendiren ve ülkelerin bir arada çalışması gereken küresel konularda eğer çalışmalarınız varsa, uluslararası bir takım projelerin içinde yer alıyorsanız buraya seçilme şansınız artıyor. Benim de dolayısıyla öğrenciliğimden beri son 20 yıldır içinde yer aldığım uluslararası projeler, işte eğitimci danışman olarak yer aldığım çalışmalar nedeniyle aslında 50'den fazla da ülkede bulunma şansım oldu. Sanırım bu deneyim etkili oldu. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bütün bu deneyimlerle birlikte aslında geçtiğimiz aylarda güzel bir başarıya daha imza attınız. Brand Week
kapsamında fark yaratan kadınlar arasına seçildiniz. Bunda da herhalde bu uluslararası çalışmalar etkili oldu. Onun dışında bu 10 kadın arasında seçilmenizde başka etkiler oldu mu? Onu da dinlemek isteriz sizden. Açıkçası bu benim için sürpriz bir ödül. Çünkü Ekim ayı içinde bir gün e-postalarımı tabii her gün kontrol ediyorum. Kontrol ederken bu ödülle ilgili bir e-posta geldiğini gördüm. İşte sizi bu sene için seçtik ve ödül törenine davet ediyoruz diye bir mektup. Açıkçası hiç beklemediğim için önce bir doğruluğunu kontrol etme ihtiyacı hissettim. Hakikaten doğruymuş. Ve seçim sürecinin nasıl olduğunu sordum. Çünkü haberim de yoktu. Şunu da öğrendim. Yani seçici kurul son bir yıl içinde internette ve medyada çeşitli alanlarda ön plana çıkan çalışmalarıyla kadınları buluyorlar ve o şekilde ulaşıyorlarmış. Sanıyorum pandeminin başından beri çeşitli gazete ve televizyonlarda internet üzerinden organize edilen etkinliklerde yer almam biraz o internetteki görünürlük herhalde yardımcı oldu diye düşünüyorum. Elbette çok onur duydum ve hani bunun çalışmaların görünür olduğunu hissettirdi bana. Bu şekilde bir seçim devamını diliyoruz. Bu kadar tabii çok yönlü farklı gruplarda uluslararası ve ulusal anlamda çalışmaları gözlemleme şansınız var. Bu konuda geniş bir vizyona sahipsiniz. Bu sürece bağlı olarak COVID süreciyle ilgili hemen bir soru sormak istiyorum. Korona süreci şu anda dünyada size göre hangi aşamada, buna bağlı olarak Türkiye'de ne durumda? Teşekkür ediyorum. Pandemide en zor dönemin içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında baktığımızda 100 yıl önce İspanyol gribinde de benzer bir durum yaşanmış. O zaman da bir ilk dalga olmuş ama ikinci dalga çok daha şiddetli olmuş. Aslında pandemiye baktığımızda aynı tabloyu görüyoruz. İlk dalgada da çok etkilenen ülkeler oldu ama ikinci dalgada bunun çok daha büyük olduğunu, ilk dalgayı daha hafif atlatan bazı ülkelerde ikinci dalganın çok daha bizim ülkemizde dahil olmak üzere daha etkili olduğunu görüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz en zor dönem diyebiliriz. Kış olması itibarıyla da gerekli önlemler alınmadığı takdirde bahara kadar bizi zor bir dönem bekliyor. Bildiğiniz gibi salgının aslında tamamen kontrol altında olduğu bazı başarılı ülke örnekleri var. Ama bu ülkelerde hep gördüğümüz şey en başta çok sıkı önlemler almış olmaları, tamamen kapatma yaşamaları hem kendi içlerinde hem uluslararası seyahatleri çok ciddi kısıtlamış olmaları. Bir kere o kapanmayı yaptıktan sonra içeride dolaşan virüs çok azaldı ve sonra da zaten hastaları çok iyi izole ettikleri için virüsün dolaşımını tamamen durdurdular toplum içinde ve o ülkeler sonradan rahat ettiler. Daha kısmi önlemlerle vakalar neredeyse çıkmayacak ya da belki bir iki küme şeklinde çıkacak şekilde devam ediyor o ülkeler hala. Çoğunluğu Uzak Doğu, işte Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeler. Ama tablo Avrupa'da böyle olmadı, Amerika'da böyle olmadı ne yazık ki. Hem Kuzey Amerika'da hem Güney Amerika'da hem Avrupa'da ülkeler çok ciddi etkilendi. Türkiye'ye baktığımızda aslında pandeminin başlangıcından beri atılan çok önemli adımlar var. Ve ilk dalga pek çok ülkeye kıyasla daha olumluydu. Ama tabii Haziran ayından itibaren açılımın çok hızlı olması, veri paylaşımı ve toplumla risk iletişiminde yaşanan bazı olumsuzluklar bugüne gelmemizde etkili oldu. Tabii ekonomik kaygılar çok anlaşılır ama dünyanın pek çok ülkesinde örneklerini gördüğümüz ve Türkiye'den de bazı ekonomistlerin de aslında ortaya koyduğu bir gerçek var. Eğer vaka sayısı yani virüsün toplum içine dolaşımı çok yüksekse, o zaman bir tsunami gibi düşünmemiz gerekiyor bunu ve ufak kısmi önlemlerle önüne geçebileceğimiz bir durumdan çıkıyor süreç. Dolayısıyla bu durumda hem sağlık sistemi hem toplumsal işleyiş çok zorlanıyor. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda da ben de dahil pek çok uzman aslında
en az 2 haftalık tam kapanma gerektiğini söylüyor. Çünkü kısa süreli tam kapanmanın etkisi aylarca süren kısmi kısıtlamalara göre çok daha büyük olacaktır. İnsan hareketliliğini özellikle virüsün kuluçka süresi boyunca minimuma indirebilirsek o zaman bulaş çok azalacak, sağlık sistemine akış bir miktar azalacak, yeni vakalar çok az gelecek ve sonrasında kısmi kısıtlamalar ile kontrol altında tutabileceğiz vaka sayısını. Dediğim gibi mevcut önlemlerle kış döneminde herkesin kapalı alanlarda olduğu, kapalı alanların yeterince havalandırılamadığı durumda kısmi önlemler vaka artışı hızını bir miktar azaltabilir ama vaka artışını tamamen azaltamaz ya da durağan hale getiremez. Dolayısıyla önümüzde zor bir dönem var. Özellikle şu anda yoğun bakıma giren hastaların orada haftalarca bazen aylarca kaldıklarını görüyoruz. O yüzden şu doluluk oranlarıyla sisteme sürekli yeni hasta aktığında bir süre sonra sistemin tıkanması söz konusu olacaktır. Bu yükü azaltmamız gerekiyor. Ve bunu hastane açarak, yatak ekleyerek yapamayız. Çünkü yetişmiş sağlık personeli olmadığı sürece hastayı tedavi eden hastane ya da yatak değil, personelin kendisi, yetişmiş personeliniz bu işe yetişemediğinde, hasta sayısına yetişemediğinde, kendileri hastalandığında, kendileri yorulduğunda hakikaten sistem çok zorlanan bir noktaya geliyor. Aşı uygulamalarının bütün dünyada başladığını görüyoruz. Türkiye'de de çok yakın zamanda başlayacak faz 3 çalışmaları dışında. Bir de artık çeşitli meslek grupları ve yaşlılarla beraber aşılama çalışmaları başlayacak. Bu tabii ki çok ümit verici bir şey. Ama aşı çalışmalarının yavaş gideceğini göz önüne almak gerekiyor. Bir anda toplumsal bağışıklığa ulaşamayacağız. Tabii ki bu aylar belki yıllar alacak. Dolayısıyla şu bahar aylarına kadar olan dönemi, önümüzdeki şu 4-5 ayı olabildiğince elimizdeki kaynaklarla dişimizi sıkarak geçirmemiz gerekiyor. Aşı ve tedavide her gün gördüğümüz gelişmelerle 2021 yazından itibaren aslında küresel düzeyde salgının etkisinin bir miktar azalacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu kış boyunca tüm ülkelerin dişini sıkması, ekonomik kaygılara rağmen elindeki tüm imkanları kullanarak insanlarını koruması gerekiyor. Normale dönüş çok çok yavaş olacak ama sonunda olacak. Bunu biliyoruz. Tünelin ucunda aydınlık var. Dediğim gibi şu kışı elimizdeki kaynaklarla bir şekilde bu önlemleri sıkı tutarak geçirebilmemiz, sonrasında yavaş yavaş önlemleri azalttığımız ve daha aydınlık günler geliyor olacak. Işığın göründüğünü söylemeniz bize hepimize artı bir umut verdi. Hakikaten şu dönem en zor zamanlardan bir tanesi. Bu dönemi mümkün olduğunca evlerimizde kalarak çalışmalarımızı bu yönüyle de değerlendirerek geçireceğimiz bir zaman. Peki tabii eskisinden çok daha fazla evde kalır olduk. Hepimizin hayatına önemli etkileri oldu bu sürecin. En çok da kadınlarla ilgili bu süreçte yaşanan farklılıklar oldu. Bu konuda neler söylersiniz? Sağlık ve yaşam koşullarında kadınlar için tüm dünya genelinde ne gibi değişiklikler oldu? Türkiye özelinde daha farklı mı? Dünya ile paralel mi? Özellikle bunu da dinlemek isteriz sizden. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında baktığımızda dünyanın genelinde bazı değişimlerin benzer olduğunu görüyoruz kadınlar açısından. Bir kere enfeksiyonun kendisine baktığımızda aslında erkekleri daha fazla etkiliyor, onu görüyoruz. Yani biyolojik olarak erkekler hasta olduklarında daha ağır geçirme ihtimalleri kadınlara göre daha yüksek. Biyolojik tarafı böyle ama sosyal ekonomik etkilere baktığımızda tam tersini görüyoruz. O zaman da kadınların çok daha büyük bir yük altında, risk altında olduklarını görüyoruz. Ve pek çok dünyadan elbette ki ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre, ekonomik gücüne göre ya da işte toplumsal cinsiyet dayalı yaklaşımlarına ya da aldıkları bir takım sosyal önlemlere göre farklılık gösteriyor ama genel olarak gördüğümüz evdeki yükümlülüklerin tabii ki artması.
Çünkü evde kalan insan sayısı da, daha uzun süre evde vakit geçiren insan sayısı da artmış durumda. İşi yapılması gereken yemek, temizlenmesi gereken şeyler, bunların ihtiyacı evde arttı. Kadınların erkeklere göre daha fazla işlerini bırakmak zorunda kaldıklarını görüyoruz pek çok ülkede. Dolayısıyla da ekonomik açıdan daha zor durumda kaldıklarını görüyoruz. Ve evde çalışan kadınlar için de evde çalışma erkeklere göre çok daha zor. Bunu da pek çok, özellikle küçük çocukları olan ya da evde başka bakıma muhtaç kişiler olduğunda, hastalar olduğunda, yaşlıları olduğunda yine yükün önemli bir bölümünün kadınlar üzerine bindiğini görüyoruz. Özellikle çocukların da evde olması, uzaktan eğitimin velilerin üzerine getirdiği ek yükler, genellikle de bu kadınların üzerine daha fazla yük getirmiş oluyor. Örneğin yapılan ilginç çalışmalar var. Pandemi döneminde erkek akademisyenlerin yayın sayısı artarken kadınlarda akademik üretimin azaldığını görüyoruz. Çünkü daha çok evle meşgul oluyorlar ve evde çalışmak kadın için daha zor erkeklere göre. Tabii maalesef bu sosyal ve ekonomik yüklerle de kalmıyor. Yine eğitimden çekilen kadın sayısının, kız çocuğu sayısının da daha fazla olduğunu görüyoruz erkeklere göre. Bu da yine sonraki dönemlerde geriye dönüşte belki de bugün eğitimden ayrılan pek çok genç kız sonrasında pandemi bitse de geri dönememe riskiyle karşı karşıya. Dünyanın pek çok yerinde kadına yönelik şiddetin arttığını biliyoruz. Bunu gösteren çok fazla rapor var. Özellikle uzun süreli evde kalmanın getirdiği, bu kısıtlamaların getirdiği, bir yandan enfeksiyondan korunalım derken tabii uzun süre kapalı kalmanın getirdiği farklı riskler var. Kadına yönelik şiddetin yanı sıra çocuğun da yine ihmal ve istismarının arttığını görüyoruz. Yine raporlar şunu gösteriyor. Pek çok ülkede istenmeyen gebelikler arttı. Adolesan yaşta gebelikler arttı. Dolayısıyla bütün bunlar kadın sağlığını etkileyen şeyler. Bir de bunların üzerine elbette hizmetlere erişim de azaldı. Paralel olarak. Çünkü kamu kurumları tarafından verilen hizmetler tam kapanmaların yaşandığında tabii ki verilememeye başlıyor. Telefonla ya da internet üzerinden verilen hizmetlerin pek çok yerde sınırlı olduğunu görüyoruz. Ya da kadınların biliyorsunuz zaten dijital olanaklara erişim şansı da erkeklere göre çok daha az. Dolayısıyla kadın sağlığına yönelik hizmetler, aile planlaması hizmetleri, aşılama, gebelerin takibi gibi şeylerde aksamalar olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar tabii ki dediğim gibi erkekler biyolojik olarak daha fazla etkilenirken daha sosyal, ekonomik, eğitim açısından yüklerin kadınların üzerinde daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu elbette hem sosyal sağlığı hem ruh sağlığını olumsuz etkiliyor ve buna yönelik de çokça rapor var bugün. Özellikle o konuda da önemli gelişmeler oluyor diye düşünüyorum. Bu pandeminin ardından hem başta kadınlar olmak üzere pek çok kişi de ruhsal sağlık anlamında da önemli farklılıklar olacak ve bunlara yönelik çalışmalar olacaktır. Sizin içinde bulunduğunuz topluluklardan bir tanesi de zannediyorum bunları da gözlemliyor. Bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı bize bundan sonrası için? Açıkçası şöyle, benim bulunduğum bu COVID-19 komisyonunda bazı alt çalışma grupları var. Yaklaşık 12 tane alt çalışma grubu var. Bunlardan bir tanesi ruh sağlığı grubu. Bir tanesi dezavantajlı gruplarla ilgili başka bir, eşitsizliklerle ilgili başka bir grup. Buralarda çokça hem dinlediğim uzmanlar hem okuduğum raporlar üzerinden hakikaten ruh sağlığı açısından ve sosyal sağlık açısından şu anda bile elimizdeki verilerle işte depresyon, anksiyete bozuklukları, kimi gruplarda intihar düşüncelerinin artmış olduğunu görüyoruz. Hizmete erişimin azaldığını görüyoruz. Bir psikiyatrik bozukluğu olanların da
ya da bu dönemde depresif belirti ya da kaygı bozukluklarının arttığı gruplarda da özellikle de ekonomik gücü yeterli değilse ya da bir dijital telefonla internet üzerinden bir teletıp hizmetine erişemiyorsa kişiler ya da bir psikososyal desteğe erişemiyorlarsa o zaman hem ruhsal belirtiler artmış oluyor hem hizmete erişim azalmış oluyor. Bütün bunların tabii uzun dönemli etkileri görülecektir. Ama bunun yanında bir takım yenilikler yapmaya çalışan ülkeler var. Özellikle teletıp hizmetlerini arttırmaya çalışan, Türkiye'de de dahil hem kamuda hem sivil toplumda hem Birleşmiş Milletler kuruluşlarında daha fazla dijital teknolojilerden yararlanma, daha fazla uzaktan sosyal hizmet, uzaktan sağlık hizmeti verebilme gibi bir takım çalışmalar var. Bunların tabii ki artması gerekiyor. Evet. Siz aynı zamanda göçmen dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar da yapıyorsunuz. Ülkemizde de birçok sayıda göçmen kadına ülkemiz ev sahipliği yapıyor. Onlar açısından daha farklı bir durum var mı? Zaten mevcut olan sıkıntılar onlarda da vardır mutlaka ama daha özelleşen durumlar söz konusu mu? Evet, tabii ki göçmen kadınları düşündüğümüzde genel olarak genel nüfusa kıyasla daha fazla yük söz konusu. Tabii vatandaş olup sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan kişiler için de geçerli ama pek çok uluslararası göçmen bir kere yaşam koşulları sebebiyle pandemiden son derece olumsuz etkileniyor. Daha kalabalık evlerde yaşam, uzaktan çalışma imkanının neredeyse olmaması ve ekonomik zorluklar nedeniyle işlerini bırakma lüksüne de ya da ara verme lüksüne de sahip olmamaları son derece önemli. Benim yürüttüğüm projeler esnasında da tabii sürekli hem genç göçmen gruplarımız var beraber çalıştığımız hem de yaptığımız niteliksel görüşmelerde ya da anket çalışmalarında konuştuğumuz göçmenler, özellikle zorunlu göçmenler tabii ki bahsettiklerim. Ama hep aynı şeyi söylüyorlar. Yani çalışmazsak koronadan değil açlıktan hastalanırız ya da işte yaşamımızı sürdüremeyiz. Elbette çalışma koşulları da genellikle koruyucu değil. Bunu görüyoruz. Eğer tarım ya da inşaat gibi biraz daha açık alanlarda işler söz konusu değilse genellikle dar kapalı alanlarda, kalabalık ortamlarda çalışmayı sürdürüyorlar ekonomik sebeplerle. Tabii pandemi döneminde aslında bu sosyoekonomik açıdan dezavantajlı tüm grupların yani hem vatandaş hem zorunlu göçmen grupların sosyal ekonomik koruma altına alınması gerekiyor ama bu da tabii devletlerin ayırabildiği kaynaklarla ilişkili bir şey. Genellikle de ihtiyacı karşılamadığını görüyoruz. O yüzden bir kere yaşam koşulları, evdeki koşullar, fiziksel koşullar, sosyal mesafeyi, işte suya sabuna erişimi gibi ya da işte koruyucu maske gibi koruyuculara erişimi azaltan bir takım sosyoekonomik güçlükler var. Çalışma hayatının getirdiği riskler var. Bunun dışında dil engeli son derece önemli. Çünkü kendi dillerinde bilgi ve iletişim materyali daha az. Özellikle de bulundukları ülkeye özel. Tabii ki hani pandeminin dünya geneliyle ilgili ya da işte koronavirüsün kendi hastalıkla ilgili bir takım bilgilere internetten erişebilirler ama kendi ülkelerinde pandemi ne durumda? Var olan hizmetler nedir? Değişen hizmetler nedir? Bunlarla ilgili bilgiye erişim son derece güç, güvenilir ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşmaları dil engeli nedeniyle daha fazla. Burada aslında Türkiye'nin yaptığı güzel işlerden bir tanesi bir mevzuat değişikliği ile COVID ile ilgili bütün sağlık hizmetlerinin herkese açılması yani evrensel bir hizmet erişimi yaptı Türkiye. Dolayısıyla şu anda aslında kayıtsız bir göçmen bile olsanız Türkiye'de test ve tedavi hizmetlerine kamuda erişiminiz mümkün. Bu son derece olumlu bir gelişme. Ama dediğim gibi yine bu mevzuat değişikliğinden bile haberi olmayan ya da çevresinde nerede ne hizmet veriliyor bunu bilmeyen, bilgi erişim sorunu yaşayan, hizmete erişim sorunu yaşayan pek çok göçmen söz konusu. Aynı zamanda da tabii yasal olmayan göçmenler ya da kayıtsızlar için işte emniyet güçlerine bildirilme korkusu nedeniyle de gidip hizmeti kullanamayanlar var.
Bunlar önemli. Göçmen çocukların uzaktan eğitim olanaklarının çok daha kısıtlı olduğunu biliyoruz. Dünya çapında özellikle göçmen kız çocuklarının eğitimden uzakta kaldığını ve pandemi sonrasında da pek çoğunun eğitimine geri dönemeyeceği tartışılıyor pek çok yerde. Dediğim gibi yine göçmenler içinde, zorunlu göçmen gruplar içinde şiddetin, ev içi şiddetin arttığını, istenmeyen gebeliklerin arttığını ama destek mekanizmalarına ulaşmaları, telefon, internet üzerinden psikososyal destek ya da sağlık hizmetlere erişimlerinin çok daha zor olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir çifte yük olduğundan bahsedebiliriz göçmen kadınlar için. Peki bütün bu süreçte kadınların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hangi destek mekanizmaları faydalı olabilir? Bu konuda bizimle paylaşabileceğiniz örnekler var mıdır? Evet, tabii buna her zaman ihtiyacımız var aslında. Yani pandemi olsa da olmasa da ama veri toplamak çok önemli bir şey. Yani durumun ne olduğunu tespit edebilmek son derece önemli bir şey. Dolayısıyla pandemi döneminde toplanan tüm verilerin cinsiyete göre analiz edilmesi, yani kadın ve erkek açısından ne gibi farklar olmuş, aynı zamanda bazı sosyal faktörlere göre detaylı incelenmesi gerekiyor ve pandeminin etkilerinin toplumsal cinsiyet bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde farkları görebiliriz ve gerekli müdahaleleri yapabiliriz. Çünkü biliyorsunuz veri yoksa sorunlar da yokmuş gibi görünüyor. Bu nedenle veri ve bilgi sahibi sonra olabilmemiz önemli. Hem kamu kurumlarının, hem sivil toplum kuruluşlarının, hem özel sektörün pandeminin etkisi ve mevcut ihtiyaçlar hakkında değerlendirmeler yapması. Evet, bunlar kısmen yapılıyor ama daha fazla arttırılması ve veri toplaması gerekiyor. Bu örneğin şirketler için çalışanlarına yönelik bir anket çalışması ya da internet ya da telefonla yapılan görüşmeler olabilir. Bunun geçici bir dönem olduğu bilinciyle çalışanların değişen ihtiyaçları, özellikle kadın çalışanların değişen ihtiyaçları mutlaka öğrenilmeli. Kaynaklar dahilinde sağlanabilecek kolaylıkların, desteklerin sağlanması önemli. Olabildikçe uzaktan ya da yarı zamanlı çalışma olanakları varsa, çalışma saatlerine değişiklik yapmak mümkünse, çalışanın talebi varsa işte ücretsiz izin imkanlarının sağlanması, yine tabii normalde de olması gereken doğum süt izni gibi yasal izinlerden tam olarak faydalanmanın sağlanması, gerektiğinde nakit desteği ya da çalışanların örneğin pek çok ülkede örneği var, çalışan kadınların evlerine götürebilecekleri yemek desteği, hani gittiklerinde en azından yemek şeyi olmasın diye. Çocukların uzaktan eğitime ya da evden çalışması ya da kadınların evden çalışmasına destek olabilecek tablet, bilgisayar, internet desteği, bunların hepsi, yani hem kadına verilebilecek hem çocuğa verilebilecek destekler kadınların işteki ve evdeki yükünü azaltabilecek destekler. Çünkü biliyoruz internete, tablete, bilgisayara erişim yoksa işte çocuklar da, kadınlar işe gitmek zorunda kalabiliyor ya da çocuklar internetin olduğu yerlere gitmek zorunda kalabiliyor evden çıkıp. Bunların ama eve alınması, desteklenmesi bu şeyi azaltabilir, yükü azaltabilir. Ayrıca kadınların tabii ki erişebilecekleri sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerde dijital ve uzaktan hizmetlerin arttırılması gerekiyor. Şiddet durumunda aranabilecek telefon hatları bizde de var, Türkiye'de de var örnekleri, başka ülkelerde de var. Psikososyal destek imkanı, işte aile planlaması, gebe takipleri, aşılama dahil kadınların erişmesinin çok kilit olduğu hizmetlerin olabildiğince sürdürülmesi de önemli. Gerektiğinde mobil sağlık üniteleri oluşturulabilir. Dolayısıyla biraz hizmete erişimi arttırabilecek daha inovatif düşünmeye ihtiyaç var. Daha fazla teknolojiyi nasıl kullanabiliriz, bunu daha fazla düşünmeye ihtiyaç var. Hem göçmenlerde hem vatandaş olup sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan gruplarda kız çocuklarının korunmasının ben yine çok kilit olduğunu düşünüyorum. Özellikle eğitimlerine devamın sağlanması, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için bana kalırsa eldeki tüm kaynakları seferber etmek gerekiyor. Bu anlamda bizim de örneğin yaptığımız bu Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de yürüttüğümüz projede
özellikle mülteci gençler ve yereldeki dezavantajlı gençler için bir mobil aplikasyon üzerinde çalışıyoruz. Özellikle gençler tabii ki ama genç kızlar çok daha hedefimizde. Hem zorunlu göçler etkilenen hem de o ülkelerde yaşayıp vatandaş olup ama sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan genç kızların bilgiye, sağlıkla ilgili bilgilere erişebilmeleri. Mesela Türkiye için hem İngilizce hem Arapça hem Türkçe bir mobil aplikasyon üzerinde çalışıyoruz. Bütün çevrelerindeki hizmetleri şu anda haritalandırıyoruz. Arayabilecekleri telefon hatları, işte çevrelerinde haritayla girdiklerinde var olan bütün işte sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, sivil toplum kuruluşları tarafından verilen hizmetler, kullanabilecekleri güvenilir sağlık bilgisi içeren web siteleri gibi bunların hepsinin haritalanmasını yapıyoruz. Aynı zamanda onlara bir takım sağlık mesajları verebilecek, sağlıklı davranışlara yönlendirebilecek ve yine yaşadıkları ülkedeki sağlıkla ilgili bir takım kanunları bilmeleri ya da haklarını bilmelerine yönelik, işte şiddete uğrarlarsa ne yapabilirler, nereleri arayabilirler ya da işte evlenme yaşı kaçtır kanunlara göre gibi pek çok bilgiyi de buraya aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çünkü yaptığımız çalışmalar hep şeyi gösteriyor, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olsa bile cep telefonu çoğu göçmen kullanıyorlar. Biz de bunun dolayısıyla bir etki yaratabileceğini, özellikle evden çıkamayanların çok çeşitli sebeplerle bu tür bir uygulama ile daha fazla bilgiye ve hizmete erişebileceğini düşündük. Bu tarz herhalde teknolojiyi nasıl daha faydalı kullanabiliriz, ona daha fazla kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben hemen şeyi merak ediyorum. Şimdi dünya genelinde pek çok ülkeyi de görme fırsatı buluyorsunuz. Bu konuda hani size göre, gördüğünüz örneklere göre en iyi çalışmaları yapan kadınlara yönelik bu destek mekanizmalarını çalışan ülkeler hangileri, öne çıkan ülkeler var mıdır? Şöyle tabii ki yani mutlaka aslında şeylere baktığımızda bu sürdürülebilir kalkınma ile ilgili işte amaçlara kimler daha fazla ulaşıyor ya da insani kalkınma raporlarında da aslında gördüğümüz biliyorsunuz kadın sağlığına ya da toplumsal cinsiyete yönelik bir sürü göstergeler var. Buralarda tabii ki özellikle hani sosyal haklar anlamında Kuzey Avrupa ülkelerinde çok ön plana çıkıyorlar elbette. İşte İsveç gibi, Norveç gibi, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde çok şey kadınların avantajına tabii çok fazla hizmet ve sosyal destek olduğunu görüyoruz. Bunun dışında mesela göçmen kadınlara baktığımızda dünya genelinde aslında biliyorsunuz en çok mülteci barındıran ülke Türkiye ve şeyler anlamında da hizmetler anlamında da baktığımızda Türkiye'nin iyi bir yerde olduğunu görüyoruz. Evet sayı fazla ama sunulan hizmetler ve hizmetlere erişim anlamında oldukça önemli çalışmalar yapıyor Türkiye. Bu anlamda da aslında takdir edilmesi önemli herhalde. Yani şimdi işte diğer ülkelerle kıyaslayınca yine zorunlu göçmenlerin özellikle Suriye ağırlıklı olduğu ülkelerle yine Türkiye bu anlamda daha fazla olumlu hizmet götürüyor diye düşünüyorum. Böyle yani konusuna göre aslında iyi örnekler değişiyor ama şey ne onun adı? Sanıyorum ki bizim burada yapabileceğimiz farklı konularda iyi örnekleri görüp onu nasıl yerelleştirebiliriz, nasıl kendimize adapte edebiliriz. Bu konu önemli çünkü çoğu uygulamayı doğrudan alıp da uygulayamıyorsunuz. Kültürel açıdan farklılıklar olabiliyor ya da toplum onu kabul etmeyebiliyor. O yüzden yerelleştirme kısmı da çok önemli bana kalırsa. Kendi kültürümüze, kendi değerlerimize has uygulamalar yapabilmek önemli. Teşekkürler. Şimdi ben son sorumu soracağım. Ondan sonra da katılımcılarımızın sorularına geçeceğim. Pandemi bize aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da farklı bir yol haritası çiziyor. Bundan sonra
ki süreçte hangi konular öncelikli olacak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda genel anlamda bakarsak? Evet, aslında ben şöyle görüyorum. Pandemi, evet, çok büyük zorlukları var ve hepimizi çok derinden etkiledi. Ama buradan çok daha iyi öğrenerek çıkma şansımız var. Belki hani bir musibet bin nasihattan iyidir derler ya. Belki bu yaşadığımız olay bizim seneler boyunca konuştuğumuz ama bir türlü başaramadığımız şeyleri yapmamız için itici bir güç olabilir diye düşünüyorum. Önemli olan bizim buradan bir şeyler öğrenebiliyor olmamız, çıkarabiliyor olmamız. O yüzden geriye dönerken çok daha sağlıklı şeyler yapabiliriz sürdürülebilir kalkınma anlamında da. Örneğin çevre kirliliği. Gördük ki kısıtlamaların olduğu, insanların sokağa çıkmadığı durumlarda çevre kirliliği azaldı. Uçakların durduğu dönemde hava kirliliği azaldı. Denizler temizlendi. Hiç görmediğimiz hayvanları görmeye başladık sokaklarda. Dolayısıyla aslında insanlar demek ki elini eteğini çekseler dünya biraz nefes alacak. Bu anlamda hakikaten... Tabii ki insanlar var olacak ama çevreye saygımızı ya da tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebileceğimiz bir geri dönüş çok daha olumlu olacaktır. Bu tabii ki iklim değişikliği açısından da son derece önemli. Çünkü ben hep onu söylüyorum, pandemi geçecek. Pandemi bir şekilde geçecek. Nasıl daha önce salgınlar oldu, işte veba salgınları, işte çocuk felci, aklınıza ne gelirse İspanyol gribi, SARS, Ebola, pek çok salgın atlattı dünya ve bir şekilde geçecek bu salgın. Ama iklim değişikliği önümüzde çok büyük ve çok önemli konuların başında geliyor. Onu pandemi gibi atlatamayız çünkü. Bir kere... Çok kritik seviyelere geldiğinde yüksek sıcaklıklar onu böyle hani kısa ve kolay önlemlerle geriye döndürmemiz mümkün değil. O yüzden bence pandemi bize bu anlamda da çok şey öğretmeli. İklim değişikliğini nasıl yavaşlatabileceğimiz konusunda daha fazla adım atmamıza da yol açmalı diye düşünüyorum. Bir diğer konu eşitsizlikler. Yine pandemi bize gösterdi ki toplumdaki eşitsizlikler, sosyal eşitsizlikler her zaman kriz dönemlerinde, afet dönemlerinde, pandemi dönemlerinde çok daha fazla derinleşiyor. Dolayısıyla bu eşitsizlikleri nasıl azaltabileceğimiz, sosyal korumayı nasıl arttırabileceğimiz dezavantajlı gruplara karşı bunlar son derece önemli. Eğitimin, sağlık okuryazarlığının, internet okuryazarlığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladık. Dolayısıyla çocukları bu konuda eğitmek, hangi bilgiye inanacaklar, doğru bilgiyi nasıl ayırt edecekler, bilginin kaynağına gidebilecekler mi? Bu konuda anaokulundan başlayan eğitimlerin gerçekten şey yapılması çok önemli. Çünkü görüyoruz ki hala da yaşıyoruz. Özellikle sosyal medyada pek çok kişi okuduğu her şeye hemen inanıp sonra da çok gereksiz kaygılar duyabiliyor, çok gereksiz zamanlar harcayabiliyor. Dolayısıyla çocuklara hakikaten bu internet okuryazarlığının, sağlık okuryazarlığının daha çok küçük yaşlardan verilmesi son derece önemli. Ve tek sağlık kavramı yine çok önemli. Sadece insan odaklı değil, hayvan ve çevre sağlığı odaklı düşünebiliyor olmamız, ona tek sağlık diyoruz. Dolayısıyla dünyada tek bir sağlık var gerçekten. Çevre ve hayvan sağlığını katmadığımızda insan olarak tek başımıza var olamayacağımızı, en azından sağlıklı bir şekilde var olamayacağımızı tekrar düşünerek uygulamalarımızı da geriye dönüşte buna dikkat ederek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum.